Şubat günlerden Perşembe. İşaret TV Haber Merkezi'nin hazırladığı ajanda ile karşınızdayız. Ben Büşra Değer. Günün öne çıkan gelişmeleriyle sizlerleyiz. Önce özetler. Mersin'de iki ailenin yaşadığı 4 katlı ev sabaha karşı çöktü. Evde kimsenin olmayışı büyük bir faciayı önlerken binanın enkazında arama çalışmaları sürüyor. Mersin'de jandarmanın gerçekleştirdiği Türkiye Huzur Güven uygulamasında çeşitli suçlardan aranan 30 kişi yakalandı. Tevfik Sırrı Gürse Stadyumu'nun yıkılmasıyla elde edilen 46.500 metrekare alanda kurulacak Mersin Millet Bahçesi'nin ihalesi yapıldı. Mersin Uluslararası Müzik Festivali bu yıl 18. kez sanatseverlerle buluşacak. Bu yılda dünyaca ünlü sanatçı ve gruplara ev sahipliği yapacak festival, 12 Nisan-2 Mayıs 2019 tarihleri arasında müzik ve gösteri şöleni yaşatacak. Milliyetçi Hareket Partisi'nden istifa ederek İYİ Parti'ye geçen ve Mersin Büyükşehir Belediyesi Başkan adayı gösterilen Burhanettin Kocamaz'ın İYİ Parti İl Başkanlığı'nın listeyi İl Seçim Kurulu'na geç vermesi nedeniyle Büyükşehir Belediyesi Başkan adaylığı riske girdi. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı ve İYİ Parti Başkan adayı Burhanettin Kocamaz'ın İYİ Parti'den YSK prosedürüne uyulmaması nedeniyle aday olamaması krizi çözüldü. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı ve İYİ Parti adayı Burhanettin Kocamaz'ın adaylık başvurusunun YSK tarafından kabul edilmemesi siyasette şok etkisi oluştururken İYİ Parti Mersin yönetimi konunun ihmal değil talimatın yanlış yorumlanmasından kaynaklandığını savundu. Cumhuriyet Halk Partisi Mersin Büyükşehir Belediye Başkan adayı Vahap Seçer, İYİ Parti Mersin Büyükşehir Belediye Başkan adayı Burhanettin Kocamaz'ın adaylık dosyasının belirlenen saatten sonra il seçim kuruluna teslim edilmesi, bu nedenle Kocamaz'ın adaylığının riske girmesi nedeniyle bir açıklama yaptı. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz'ın İYİ Parti'den Büyükşehir Belediye Başkan adayı olamama durumuyla ilgili olarak Cumhur İttifakı Mersin Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamit Tuna yazılı bir basın açıklaması yaptı. Silifke ilçesinde tarım işçilerini taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 5 kişi hayatını kaybetti. Tedavi altına alınan 22 yaralıdan 7'sinin durumunun ağır olduğu bildirildi. Mersin Mevlana Mahallesi'nde iki ailenin yaşadığı 4 katlı bir evde bilinmeyen bir nedenle göçtü. Evde kimsenin olmayışı büyük bir faciayı önlerken binanın enkazında arama çalışmaları sürüyor. Mersin'de iki ailenin yaşadığı 4 katlı ev sabaha karşı çöktü. Evde kimsenin olmayışı büyük bir faciayı önlerken binanın enkazında arama çalışmaları sürüyor. Torosta ilçesi Mevlana Mahallesi 91.198 sokakta iki aileden 8 kişinin yaşadığı 4 katlı bir ev sabahın erken saatlerinde bilinmeyen bir nedenle çöktü. Ayşe ve Mustafa Yakut çiftine ait ve de aile fertlerinin akrabalarına misafir olduğu için ölen ya da yaralanan olmazken itfaiye ve polis ekipleri enkaz altında arama kurtarma çalışması başlattı. Bu arada enkazın yanında gözyaşı döken Ayşe Yakut da yakınlarını, çevredeki komşuları teskin etmeye çalıştı. 30 yıldır bu mahalledeyiz. 30 yıl içinde hiçbir zaman burada imar olmadan müsaade edildi, hiçbir binalar şey yapıldı. Hiçbir şey olmadı. Yani burada şey yaşayan insanlar şey insan konumunda değil. Yıkılan benim değildi, benim evim de yıkılmış. Benimki de onlar bitişi, yıkılmış. Ben o sıradan evde değildim. Dün sabah 10'du, ben çıktım ekmek alacaktım. Baktım kolun yıkılmış. Ayşe dedim, sizin bu ev yıkılmış dedi. Ha valla ev çökme yapmış çıkın. Eşim işteydi, ben tuttum telefon açtım eşime. Dedim gel ev yıkılıyor. Geldi bizim küçük bebek var. Onları aldık beşikle beraber kayınım güle getir. 5 katlıydı. Bir yaralı çok şükür yoktu. Mersin'de jandarmanın gerçekleştirdiği Türkiye Huzur Güven uygulamasında çeşitli suçlardan aranan 30 kişi yakalandı. Mersin'de jandarmanın gerçekleştirdiği Türkiye Huzur Güven uygulamasında çeşitli suçlardan aranan 30 kişi yakalandı. Mersin İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk alanında 411 personelin katılımıyla Türkiye Huzur Güven uygulaması gerçekleştirildi. Uygulama sırasında 2914 kişi sorgulanarak çeşitli suçlardan aranan 30 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. 19 kişiye idari işlem yapılarak toplam 3230 lira yaptırım uygulandı. 1878 araç kontrol edilerek 10 araç trafikten men edildi. 17.520 lira para cezası uygulanırken 48 gar, istasyon, terminal, iskele, 130 park, bahçe ve metruk binayla 259 umumi açık yer kontrol edildi.
bir umuma açık iş yerine idari para cezası kesildi. Uygulama sırasında 16.613 kişinin sorgusu yapılırken yoklama kaçağı olarak aranan 98 kişi de yakalandı. Tevfik Sırrı Gür Stadyumu'nun yerine kurulacak Mersin Millet Bahçesi'nin ihalesi yapıldı. 47 firmanın katıldığı ihalede değerlendirme sürecinin ardından ihaleyi alan firma 200 gün içerisinde projeyi tamamlayacak. Tevfik Sırrı Gür Stadyumu'nun yıkılmasıyla elde edilen 46.500 metrekare alanda kurulacak Mersin Millet Bahçesi'nin ihalesi yapıldı. 47 firmanın katıldığı ihalede değerlendirme sürecinin ardından ihaleyi alan firma 200 gün içerisinde projeyi tamamlayacak. Millet Bahçesi projesi içerisinde sosyal donatı alanları, yeşili, millet kıraathanesi, yürüyüş parkuru, dinlenme ve piknik alanları yer alacak. Millet Bahçesi'nin kuzey bölümünde aktif alanlar, renk ve koku bahçeleri ve kafeteryalar yer alacak. Güney bölümünde ise koruluklar, bölgenin doğal bitki türlerinden oluşturulmuş ve vatandaşlara bu türleri tanıtmak üzere tasarlanmış bahçeler olacak. Ayrıca çocukların ve ailelerin aktif şekilde kullanması hedeflenen tematik çocuk oyun alanı ve tarım bahçeleri yer alacak. Toplam çocuk oyun alanlarının 251 metrekare olduğu Millet Bahçesi'nde çok amaçlı etkinlik alanları 2840 metrekare olacak. 999 metrekarelik yürüme yolunun olacağı Millet Bahçesi'nde amfi, sahne ve otopark da olacak. Mersin Millet Bahçesi projesinin içerisinde ücretsiz ikramların olduğu Millet Kıraathanesi de yer alıyor. Kitap okumak ya da ders çalışmak isteyen öğrenciler Millet Kıraathanesi'nde internet, fotokopi ve tarayıcıdan da para ödemeden yararlanabilecek. Mersin Uluslararası Müzik Festivali bu yıl 18. kez sanatseverlerle buluşacak. Festival 12 Nisan ile 2 Mayıs 2019 tarihleri arasında müzik ve gösteri şöleni yaşatacak. Mersin Uluslararası Müzik Festivali bu yıl 18. kez sanatseverlerle buluşacak. Bu yılda dünyaca ünlü sanatçı ve gruplara ev sahipliği yapacak festival 12 Nisan 2 Mayıs 2019 tarihleri arasında müzik ve gösteri şöleni yaşatacak. Başladığı ilk günden bu yana birçok ülkeden dünyaca ünlü sanatçı ve grupları, başta Mersinliler olmak üzere sanatseverlerle buluşturan Mersin Uluslararası Müzik Festivali'nin hazırlıklarında sona gelindi. Festival komitesinden yapılan açıklamaya göre Mersin'in tanıtımında öncü bir rol üstlenen festival, 9. beste yarışması ve Nevit Kodallı Polifonik Korolar Şenliği ile birlikte 16 etkinliğe, Mersin'in önemli konser salonları ve tarihi mekanlarında ev sahipliği yapacak. Sanat Etkinlikleri Derneği'nin düzenlediği festivali bu yılda Kültür Bakanlığı, Mersin Valiliği ve Mersin Büyükşehir Belediyesi başta olmak üzere ilçe belediyeleri, odalar, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanlığı, Hollanda Ankara Büyükelçiliği, ABD Ankara Büyükelçiliği, Avusturya Kültür Ofisi ile firmalar destek verecek. (Gülüyor) 20 gün sürecek festival kapsamında 9. beste yarışması ve Nevit Kodallı Polifonik Korolar Şenliği ile birlikte Festival Sanat Ödülü, Festival Kent Ödülü, Nevit Kodallı Genç Yetenek Ödülü olmak üzere 3 dalda ödüller de dağıtılacak. Beste yarışmasının bu yılki teması ise Mersin Soli Pompei Polis'in gün doğuşuna ezgi arıyor olarak belirlendi. Yurt içinden ve yurt dışından gelecek sanatçılar ve müzik topluluklarından oluşan festival programı, Şubat ayı sonunda düzenlenecek basın toplantısıyla kamuoyuna duyurulacak. MHP'den istifa ederek İYİ Parti'ye geçen ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkan adayı gösterilen Burhanettin Kocamaz, İYİ Parti İl Başkanlığı'nın listeyi İl Seçim Kurulu'na geç vermesi nedeniyle adaylığı riske girdi. Kocamaz, yaşanan gelişmelerin ardından belediye binasına gelip balkon konuşması yaptı. Milliyetçi Hareket Partisi'nden istifa ederek İYİ Parti'ye geçen ve Mersin Büyükşehir Belediyesi Başkan adayı gösterilen Burhanettin Kocamaz'ın İYİ Parti İl Başkanlığı'nın listeyi İl Seçim Kurulu'na geç vermesi nedeniyle Büyükşehir Belediyesi Başkan adaylığı riske girdi.
Başkan Kocamaz'ın adaylığının riske girmesini sosyal medya ve haber sitelerinden duyan bazı partililer Burhanettin Kocamaz'a destek vermek için Büyükşehir Belediye binasının önünde toplandı. Polisin geniş güvenlik önlemi aldığı belediye binası çevresindeki partililer Kocamaz lehine sloganlar atarak bu duruma tepki gösterdi. Kocamaz seni kimse yıkamaz! Başkan Kocamaz seni kimse yıkamaz! Yıkamaz! Başkan Kocamaz seni kimse yıkamaz! Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı ve İYİ Parti'nin Büyükşehir Belediye Başkan adayı Burhanettin Kocamaz, yaşanan gelişmelerin ardından belediye binasına gelerek balkon konuşması yaptı. Kocamaz, kendisine kumpas kurulduğunu öne sürerek sözlerine şöyle devam etti. Değerli arkadaşlar, bir kumpasla karşı karşıyayız. Ben hepinizi sükunete davet ediyorum. Lütfen. Bizim kavgayla dövüşle işimiz yok. Biz bu kente gönüller yapmaya geldik. Bizim yapılan bütün anketlerde görüldüğü gibi seçimi şimdiden açık ara aldığımızı görenler kumpas üstüne çalışıyor. Yaşanan hadise şeytanın aklına gelebilecek bir hadise değil. Allah beraberinde versin. Dinleyelim arkadaşlar. Maalesef içimizden vurulduk. En önemli görev olan seçim kuruluna verilecek dosyayla ilgili yetki üzerinde olan vatandaş sanki özellikle saat 5'ten sonra dosyayı oraya götürüyor. Hatırlarsanız bundan yaklaşık 1-1,5 ay önce Sayın Hamit Tuna bir açıklama yapmıştı. Bir salonda yaptığı konuşmada sakin olun göreceksiniz Burhanettin Kocamaz İYİ Parti'den bile aday olamayacak demişti. Demek ki böyle bir plan varmış. Ama şunu herkes bilsin ki Burhanettin Kocamaz'ın başını eğmeye hiçbir güç yetmiyor. Bugüne kadar ne ihanetler gördük. Ama böylesini hiç aklımızın ucundan bile geçirmedik. Kim bilir bu olayın arkasında hangi derin ilişkiler var? Er ya da geç bu ortaya çıkar. Sakin olun. Ya bir kapı açacağız ya bir yol açacağız ve hedefe mutlaka ulaşacağız. Beş yıldır bu görevi yapıyoruz. Burada birkaç balkon toplantısı daha yaptık. Daha çok yapmayın. Ve 5 yıldır birileri üstümüze kumpas kurmaya çalışıyor. Ama şunu bilsinler ki bu ömür bu millete feda. Bir kere daha rahmetli Namık Kemal'in ifadeleriyle malum odaklara sesleniyorum. Felek bütün esbabı cefasın toplasın gelsin. Dönersem kahveyim millet yolunda bir arkadaşlar. Bizden gelecek cevabı sakince beklemenizi istiyorum.
rahat olmanızı istiyorum. Biz bitti demeden bu mücadele bitmeyecek diyor. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı ve İyi Parti adayı Burhanettin Kocamaz'ın adaylık başvurusunun YSK tarafından kabul edilmemesi siyasette şok etkisi yaratırken İyi Parti Mersin yönetimi konunun ihmal değil talimatın yanlış yorumlaması olduğunu söyledi. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı ve İyi Parti adayı Burhanettin Kocamaz'ın adaylık başvurusunun YSK tarafından kabul edilmemesi siyasette şok etkisi oluştururken İyi Parti Mersin yönetimi konunun ihmal değil talimatın yanlış yorumlanmasından kaynaklandığını savundu. Bir kumpas olduğunu şu anda düşünmüyorum. Genel Başkanımız bu konuya kumpas olarak bakıyor. Yalnız burada görevli arkadaşlarımız bir talimatı yanlış yorumlaması nedeniyle yani işte Büyükşehir Belediye Başkan adaylarının başvurusu genel merkeze yapılır deniyor talimatta. O başvurunun da Yüksek Seçim Kurulu'na başvurusunda genel merkez tarafından yapılacağı düşüncesiyle burada bir yanlış yorumlama var. Ama fark edildi, evraklar götürüldü fakat işte yetişemedi. Yani süre yetmedi. Birkaç dakika kala kapıya geldiğinde kapıdaki görevli hakim beyle görüşeceğim beni çağırdı diyerek çıkmış. Bir 10 dakika sonra falan gelmiş ve de tam zamanında saat 5'i geçerek verilmiş. Olay bundan kaynaklandı. Sadece bu yanlış yorumlamadan, talimatı yanlış yorumlamadan kaynaklanan bir uygulama. Yani yoksa birisinin ihmali olduğunu falan düşünmüyorum. Hani zamanında yetiştiremez, trafikte mi takıldı, hani bir şey mi oldu onu da bilmiyoruz. Bu olaylardan sonra da zaten il başkanıyla görüşemedik. Sosyal politikalar ve kadın politikalarından sorumlu il başkan yardımcısı İksen Surguç Dinçel ise olayın bir ihmal de olabileceğini, eğer komploysa da ortaya çıkacağını söyledi. İhmal de olabilir. Komple deniyorsa ortaya çıkacaktır. Evet. Her ikisi de olabilir. Bilmiyorum. Şu anda öyle bir net bilgi yok elimizde. İşte oradaki ihmal mi? Başka bir niyet var mı? Onu bilmiyoruz. Burada seçim işlerinden sorumlu olan kişinin belli. En yetkili, her türlü sorumlulukta sorumlu olan kişi il başkanı. Genel başkanımız Sayın Meral Akşener'in açıklaması il başkanımızın alındığını söylüyor. Teşkilatla ilgili bir açıklaması yok. Bizim de bilgimiz o kadar. Gelen yazılı bir belge de yok. Yani bir talimat şu alındı bu alındı gibi yok ama sizin de gördüğünüz genel merkezin sayfasında yapılan açıklama bildiğimiz bu. Görevin başındaysan ya işi yapabilecek kapasitede olacaksın ya da olmayacaksın. Sorumluluğunu bilmeyen kişiler osurmayacak oraya. Bütün Mersin'in, Türkiye'nin kaderini tehlikeye sokacak bir hareket bu. Şunu söyleyeyim, İyi Parti için mücadele etmiş ben kendim adıma ve arkadaşlarımız adına bu yola çıkan kişiler, Meral Hanım'ın, genel başkanımızın arkasında, onun talimatları doğrultusunda yolumuza devam edeceğiz. Burhanettin Başkanı'nın da sonuna kadar arkasındayız. Bu arada gelişmeler üzerine İyi Parti Mersin İl Başkanlığı'nda partililerin endişeli bekleyişi sürerken polis ekipleri parti binası önünde güvenlik önlemi aldı. CHP Mersin Büyükşehir Belediye Başkan adayı Vahap Seçer sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda evrakı YSK'ya geç verildiği için aday olamayan Burhanettin Kocamaz'ın yaşadığı olayın üzüntü verici olduğunu söyledi. Cumhuriyet Halk Partisi Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Vahap Seçer, İyi Parti Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Burhanettin Kocamaz'ın adaylık dosyasının belirlenen saatten sonra il seçim kuruluna teslim edilmesi, bu nedenle Kocamaz'ın adaylığının riske girmesi nedeniyle bir açıklama yaptı. Sosyal medya üzerinden görüşünü paylaşan Vahap Seçer, komplo ve kumpas iddialarına dikkat çekti ve skandalın seçimlere gölge düşürdüğünü ifade etti. Vahap Seçer mesajında şunları söyledi. Siyasette rakibim, hayatın doğal akış içerisinde arkadaşım olan Sayın Burhanettin Kocamaz'ın yaşamış olduğu olay bir siyasetçi için üzüntü verici ancak siyaseten üzerinde çok önemli durulması gereken bir olaydır. Dile getirilen komplo
komplo ve kumpas iddiaları ne yazık ki yakın tarihimizde siyasetimize yön vermektedir. Demokratik bir yarış ve demokrasi şöleni olması gereken seçimlere gölge düşüren bu olayı asla kabul etmediğimin bilinmesini istiyorum. Cumhur İttifakı Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hamit Tuna evrakının İl Seçim Kurulu'na verilmesindeki gecikmesiyle ilgili kendisini sorumlu gösteren İyi Parti adayı Burhanettin Kocamaz'a sosyal medyadan yanıt verdi. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz'ın İyi Parti'den Büyükşehir Belediye Başkan adayı olamama durumuyla ilgili olarak Cumhur İttifakı Mersin Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamit Tuna yazılı bir basın açıklaması yaptı. Hamit Tuna açıklamasında şunlara yer verdi. Yasal mevzuatlarda belirlenen sürelere İyi Parti Mersin İl Başkanlığı tarafından uyulmaması ve söz konusu listelerin 19.02.2019 günü itibariyle saat 17'ye kadar İl Seçim Kurulu'na teslim edilmemesi sonucu, İl Seçim Kurulu'nca İyi Parti Mersin Büyükşehir Belediye Başkan adayı Burhanettin Kocamaz'ın aday olamayacağına ilişkin karar verilmiştir. Bu süreçten sonra Sayın Burhanettin Kocamaz tarafından şahsıma yönelik karalama kampanyaları başlatılmıştır. Bir yandan gecikmeden kendi parti yönetimini içimizden vurulduk sözleriyle suçlarken, bir taraftan da gecikmeden şahsım sorumluymuş gibi algı oluşturma gayreti içerisine girilmiştir. Sayın Kocamaz, gelişmelerin ardından Büyükşehir Belediyesi'nde yapmış olduğu konuşmada, şahsımın yaklaşık 2 ay önce bir salon toplantısında "Göreceksiniz, Burhanettin Kocamaz İyi Parti'den bile aday olamayacak" şeklinde bir söylemde bulunduğumu iddia etmiştir. Kocamaz'ın şahsı bir yana, siyasi yaşantımda da asla bu gibi söylemlerde bulunmadım. Sayın Kocamaz, mensubu olmaktan gurur duyduğum partimizden istifa etmeden İyi Parti'den aday olur mu şeklinde yöneltilen sorulara bile aday gösterilmediği için başka partiye gitmez. Göreceksiniz, özellikle sizin dediğiniz gibi İyi Parti'den aday olmaz. Çünkü Kocamaz, cenazem 3 hilalin altından çıkacaktır beyanında bulunan bir kişidir. Dediğim doğrudur. Ama Sayın Kocamaz'ın bu konudaki sözlerimi yanlış anlamış veya anlamak istediği gibi yorumlamış olacak ki, bu tür bir söylemle bizi hedef göstermeye çalışmaktadır. Bu süreci ihmalden kaynaklı göstermek, insanların aklı ve zekasıyla alay etmektir. Biz adaylık müracaatımızı 18 Şubat 2019 tarihinde yaparken, yani son güne bırakmazken, neden Sayın Kocamaz son güne ve son dakikaya bırakmıştır? Biz bundan önce olduğu gibi bugünden sonra da hiçbir söylentiye, hiçbir dedikoduya kulak asmadan kentimizin geleceğine yapacağımız hizmetleri anlatarak çalışmalarımıza devam edeceğiz. Kimse bizi Mersin'imize hizmet sevdamızdan yıldıramaz ve vazgeçiremez. Dün yaşanan olayları ve bu olaylara bağlı şahsıma yönelik asılsız ifadelerin yorumlarını kamuoyunun takdirine bırakıyorum. Tüm vatandaşlarımızı sağduyulu olmaya davet ediyorum. Hamit Tuna, Cumhur İttifakı MHP Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı. İyi Parti'nin Mersin'de Burhanettin Kocamaz'ı aday gösterememesi sonrasında formül bulundu. Burhanettin Kocamaz Demokrat Parti'den aday olacak. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı ve İyi Parti Başkan Adayı Burhanettin Kocamaz'ın İyi Parti'den YSK prosedürüne uyulmaması nedeniyle aday olamaması krizi çözüldü. İYİ Parti Mersin İl Başkanlığı'nın aday listesini İl Seçim Kurulu'na 19 Şubat saat 17'de vermesi gerekirken 26 dakika geç vermesi Burhanettin Kocamaz'ın aday olamama durumunu doğurdu. Bu durum karşısında İYİ Parti Mersin İl Başkanı görevden uzaklaştırılırken bu durum İYİ Parti lideri Meral Akşener tarafından dahili operasyon olarak nitelendirildi. Yaşanan bu gelişmeler sonrası Ankara'da İyi Parti yetkilileriyle görüşen Burhanettin Kocamaz'ın aday olabilmesi için gün boyu yapılan çalışmalar sonuç verdi. Bu konuda Demokrat Parti yetkilileriyle görüşen İyi Partililer olumlu yanıt aldı. Bu kapsamda Demokrat Parti'nin Mersin İl Başkanı Ankara'ya çağrıldı. Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal'la Burhanettin Kocamaz görüşme yaptı. Görüşme sonrası varılan anlaşmaya göre Burhanettin Kocamaz Demokrat Parti'den Mersin Büyükşehir Belediye Başkan adayı olacak. Diğer gelişmelerle devam ediyoruz. Silifke ilçesinde tarım işçilerini taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 5 kişi hayatını kaybetti. Tedavi altına alınan 22 yaralıdan 7'sinin durumunun ağır olduğu bildirildi.
Silifke ilçesinde tarım işçilerini taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 5 kişi hayatını kaybetti. Tedavi altına alınan 22 yaralıdan 7'sinin durumunun ağır olduğu bildirildi. Atayurt mahallesinde çilek tarlasında çalışan tarım işçilerini taşıyan Halil İbrahim Yıldız'ın kullandığı 33KEE22 plakalı minibüs direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucu kaza yaptı. Kaza nedeniyle minibüs yan yattı. Kazada minibüste bulunan işçilerin bir kısmı yola sarılırken bir kısmı da araç içinde sıkıştı. Olayın 112 acil servis ekiplerine haber verilmesi üzerine çok sayıda ambulans, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kaza nedeniyle yol trafiğe kapanırken yaralılara ilk olarak çevrede bulunan evlerdeki vatandaşlar yardım etti. 112 acil servis ekiplerinin olay yerine ulaşmasıyla adeta zamanla yarışıldı. 112 ekipleri ilk olarak aciliyeti bulunan yaralılara müdahale etti. Müdahale edilen yaralılar Silifke Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Yakınları vefat edenlerse müdahaleleri çaresizce izledi. Kazada yakınlarını kaybedenler cenazelerinin başında ağıt yaktı. Aracın sürücüsü Halil İbrahim Yıldız, aracın sağ çektiğini, yanında bulunan minibüse vurmamak için aracı kurtarayım derken yol kenarında bulunan istinat duvarına vurarak aracın yan yattığını söyledi. Kaza nedeniyle jandarma ve polis ekipleri yolda geniş güvenlik önlemleri aldı. Bültenimizin sonuna geldik. Bir sonraki programımızda görüşmek dileğiyle şimdilik hoşça kalın.